3 Mayıs 2023 çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bugün 3 Mayıs ama dün 2 Mayıs'ın Sesli Gazetesi bayağı uzun olduğu için onu ikiye böleceğiz demiştim. Şimdi onun için bir giriş yaptım. Çünkü şu andan itibaren beni Beşiktaş formasıyla tekrar göreceksiniz. Her gün bunu mu giyiyorsun lan filan demeyesiniz diye söylüyorum. Yani onu dün çekmiştim uzun olduğu için. Zaten değişen de bir şey olmuyor. Şimdi mesela buraya oturdum ya ben. Madem öyle yarın içinde bir sesli gazete çekeyim. Bak şimdi onu düşünüyorum evet. Yarın için bir sesli gazete çekeyim. Keşke bir haftalık çekebilsek sesli gazetelerden. Bir, bir kere çekeceksin böyle iki saat ondan sonra 6 gün boyunca yatacaksın. O da güzel olur. Aslında olabilir. Niye? Çünkü Türkiye'deki salaklıkları güncellemeye gerek yok. Yani dünkü salaklıkla ondan önceki günün salaklığı ve yarın olacaklar aynı şey. Ve bugün gördüklerimiz de zaten dünkü ile aynı. Evet evet ben bugün yarın için bir sesli gazete madem bir oturdum çekeyim arkadaşlar. Hadi bakalım sesli gazeteye geçelim o zaman. Dünün geri kalan o sesli gazetenin kısmına. Ee, şey ha like, like arkadaşlar bak dün söylemedim böyle biraz bir düşüş var lütfen şu like'lara bir asılın ya abonelikler falan kültür mantarı lütfen ya yapmayın böyle hadi canlarım benim Evet Yozgat'ın bozeşi eşi Bekir Bozda eee hep aynı Aynı ezberler arkadaşlar. Kandil, kandil olmazsa işte PKK, şimdi FETÖ'cü, AKP'ler diyor bunu, LGBT. Bu dördünün üzerinde dönüp dönüp duruyorlar. Hiç CHP'den de başka birinden de ne bileyim şu dönemde gidip LGBT derneği var mı bilmiyorum. Ee, gidip o, ziyaret bile etmiş değiller. Yani LGBT'li bir adayımız var filan desen yani olur ya genelde seçim dönemlerinde işte roman komünitesinden bir aday filan gibi öyle bir şey bile yok. Yani zaten bunu insanlar olsa da öyle takdim edemezsin. Kimsenin e, cinsel tercihini bilmek zorunda, onu ifşa etmek zorunda değil. E, kaldı ki bak şuna da inanıyorum. Eğer e, LGBT'liler çıkıp dese ki biz Türkiye'de AKP'yi destekleyeceğiz deseler onlarla böyle can kuzu sarması olurlar. LGBT bizim canımız ya tabii biz LGBT biz LGBT'ye çok yakınız zaten. Çok yakınız. Bizde milletvekili aday adaylarımız vardı iki erkekle basılan yani o kadar biz birbirimizi tamamlıyoruz filan demeye başlarlar yani. yani bunu derken şimdi <laughs> LGBT'li olan var seçimizden hani bunlarla onları yan yana koymak, ortak bir nokta oluşturmak adına söylemedim. Onların yürüteceği mantık açısından bunu söylüyorum. Yani çünkü bunlar için LGBT'li olmak hani insani haklar var. İnsan olarak insanı tercihi böyle yaşamak istiyor. Kimseyi ilgilendirmez. Yani bu nasıl LGBT olarak öyle yaşamak e, onun tercihi ise bir AKP'linin üç kadınla yatıp kalkması da onun tercihi yani. Buna şahsi olarak kimse bir şey diyemez. Üç tane kadınla yatmak istiyorsa veya bir kadın AKP'li bir kadın üç tane erkekle yatmak istiyorsa onun AKP'liliğiyle veya AKP'li olmamasıyla alakalı bir şey değil. Sadece bunun kendi yani kendi promosyonlarının yapılmasıyla alakalı bir ideoloji Türkiye'de bir komünite çıkıp derse ki benim ideolojim, benim işte fikriyatım en iyisi herkes benim gibi olacak. İşte bir LGBT'liler çıkıp LGBT en iyisidir. Herkes LGBT'li olmak zorunda dese burada bir sorun var. İşte AKP'liler bunu ayırt demiyorlar. AKP'liler ama bunu böyle istiyor yani. Onlara göre işte LGBT sapık bir işte komünite. Sanki böyle yol ortasında affedersin hani insanların birbirini ifade etti bir, durum varmış gibi. Ulan böyle bir ahlaksızlık varsa bu ahlaksızlığı başta siz yapıyorsunuz zaten. Yani çarşaf çarşaf her gün görüyoruz. Hacizler, tecavüzler, işte Kur'an kurslarında çocuklara, erkek çocuklarına tecavüzler, küçük yaşta işte 6 yaşında evlendirmeler, bilmem neler, şunlar buna. Yani her türlü ahlaksızlık sizde var, millete ahkam kesiyorsunuz sanki onlar ahlaksızmış gibi. Bu işte dallama çıkıyor. Nasıl ki hırsızlık hak ve hürriyet değilse, nasıl ki hırsızlık hak ve hürriyet değilse bilmiyorum. Hürriyet mi değil mi? Kime göre? O hırsızlığı kimin yaptığına bağlı. Yani siz yapmışsanız size mubah, size helal o. Sizin için çünkü hırsızlık bile değil o. Hırsızlığın daniskasını yapıyorsunuz. Öyle değilse diyor nasıl hırsızlık için biz öyle şeyler söyleyemeyiz. LGBT'de öyle değil diyor yani. LGBT'de bir hak ve özgürlük değil diyor. Ya bu adam insan olarak yaratılmış değil mi? Bunun, bunun çalışması lazım, yemesi lazım, içmesi lazım. Neyse yani insani ihtiyaçları var. Yani bundan dolayı cinsel tercihinden dolayı bu adama ayrımcılık yapamazsın. Ve sen Adalet Bakanısın güya yani geri zekalı adam. Bunu ilk önce çıkıp senin savunman gerekirken bir birey olarak biz onun cinsel tercihini sorgulamıyoruz yani bilmiyorum sormadım ben ona. Ama o kişinin ayrımcılığa uğramaya işte hakkı yok. Kimse bu ayrımcılığı yapamaz. Alevi gibi, Sünni gibi, Kürt gibi, KYK'lı gibi Türkiye'de biliyorsunuz hep bu kimlikler üzerine ayrımcılık yapılıyor. Ve her gücü eline geçiren diğer minorite kalanları ezmeye başlıyor. Türkiye'nin 100 felsefesi bu. Hep böyle gücü elimize geçirelim. Bizden etrafımızda kalan o minoriteleri de ezelim. O kimlikleri yok edelim. AKP'li Çelik, Ömer Çelik demiş ki bunların amacı bunlar derken işte sen, ben filan yani bizim amacımız. Erdoğan'ı AKP'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek. Aa üstüme iyilik sağlık ya. Bence abartıyorsun biraz öyle şey olur mu canım ya? Bence Kılıçdaroğlu seçimi kazanıp ümmetinin liderini cumhurbaşkanı olarak atacak. Yani inanmamlara. Öyle bir şey yok. Tabii canım olur mu yani? Yani Kılıçdaroğlu seçime niye giriyor sen ne diyorsun? Kazanıp cumhurbaşkanı olmak için girmiyor. Kazanıp sizi tekrar bakan koltuğuna falan oturtmak için giriyor. Geri zekalı adam değil mi? Tabii ki sizin defolup gitmeniz için. Mal herif bu söylenecek cümle mi bu? Baktı bu da diğerleri PKK, Kandil, Mandil, LGBT diyor. Ben de bir şey söyleyeyim ne söyleyeyim böyle aptalca bir cümle kurayım demiş galiba. Mal herif tabii ki sen gidesin diye çalışacak. Seçime giriyor adam. Sen gördün mü iki takım sahaya çıkarken bir tanesi yenilmek için çıkan takım gördün mü yani? Geldi mi Metin'in lideri bu sefer de diyor ki benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bulan bunu yaptık lan yukarıdaydı bu. Tamam geçiyorum. ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesinde rol, rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla pasaportuna el konduğunu duyurdu. Bu adam Türkiye'ye geldi. Türkiye'de böyle e, AKP'li bakanlar bilmem neleri falan üst düzey bürokratlar falan şey yapıyorlardı. Böyle güzel tweetler atıyorlardı işte Türkiye'nin evladı bilmem ne falan geldi diye. Adam Kıbrıs'a giderken pasaportuna el koymuşlar. Twitter şey, Instagram'dan da paylaşmış adam. Ailenle Kıbrıs'a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor. Çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun. Sebep ne belli değil. Yasağı koyan kim belli değil. <laughs> yasağı koyan kim belli değil mi? Belli değil. Sen bilmiyorsundur onu. Yani ismini bilmiyorsundur. Havaalanlarında al, alıkonmaya ben alıştım da aileme ayıp oluyor demiş. Ah canım beni bak sana bile bak bu adama bile bu bu, bu adama bile yapıyorlar bunu. Ya Türkiye'de ulan binlerce insanın pasaportuna el konuldu, tehdit koyuldu, uzatamadı, gidemedi, elinden alındı binlerce ise bak senin bile. Düşünün adamlardaki hesabı kimi de ne hesap geçiyor akıllarından. Yani bugün çok AKP'li olan bir adam bile onun için dedim bu adam Amerika'dan hapisten çıktığında Türkiye'ye geldiğinde AKP'liler varan filan mesaj atmıştı işte Türkiye'nin işte yetiştirdiği en büyük evlatlarından bir tanesi filan gibi bir, sürü cümleler kuruyorlardı bunlar. Bu adamın pasaportunu iptal ediyorlar. Kim bilir artık ne, ne oluyorsa ne bitiyorsa yani. Adamı da tebliğ etmiyorlar yani. Daha önce de giderlerse gitsinler diyen Ümit'in liderinin doktorlara demiştir biliyorsunuz. Yurt dışına giden doktorlara Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayınlandı. Ee, görmeniz lazım arkadaşlar. İşte doktor böyle çok duygusal, çok romantik bir video. Doktor yurt dışında işte mektup alıyor. Mektup da işte biz şartlarımızı çok iyileştirdik falan. Gelin ülkenize dönün falan. Ee, orada yaşadığınız yerde yeterince dayak yemiyorsunuzdur. imkanlarınız falan çok iyidir. Bizim burada imkanlar tam bir yani tam bir macera bizim ülkemize tekrar geri gelin falan diyor. Adam da o doktor da salak hemen ülkesine geri dönüyor falan yani o bütün kurulun düzenini bırakıp. Bu videoyu dinlemeniz lazım. Tabii bunu bu videonun yani gerçekleri biliyorsun. Türkiye'de ne olduğunu biliyorsun. Yani keşke olsa hani bir de biz bilim adamlarımıza, bilim insanlarımıza pardon artık öyle diyoruz. Bilim insanlarımıza çok sahip çıkıyoruz falan Ümmet'in liderin mektubundaki. Ümmet'in lideri onu seslendiriyor yani. Adam da mektubu sesli olarak okuyormuş gibi oluyor bilim insanlarımıza çok destek veriyoruz bilmem ne falan çok veriyorsunuz. Lan yani o ülkede NASA'da zaten iki Türk çalışıyor bir tanesi hapiste kaldı lan. 6 ay sizin keyfiniz yüzünden. 6 ay sadece köydeki amcasının oğlu onu şikayet ettiği için. NASA'da NASA'da NASA'da. 6 ay ondan sonra çıkarttılar adamı bir dağın başına bıraktılar adam yürüye 30 top çeke çeke ülkesine <laughs> geldi. şey, şehre geldi. Onun, canını zor kurtardı adam Türkiye'den. Sizin yani o kadar insan Türkiye'den gitmek, kaçmak zorunda kalmış. KYK'lısı bilmem ne o kadar bilim adamı bak. Onları da saymıyoruz da. En görünür örneğinden bahsettim yani. Hani kendi istekleriyle, kendi rızalarıyla çıkmak zorunda olan doktorları falan. Onlar hadi kendi istekleriyle çıkıyor. Türkiye'de can güvenliği vardı binlerce insanın. Bilim insanlarından bahsediyorum. Bir de onlara gel diyor. Geçen gün işte Kovnun geçen sene yaptık haberini falan burada değil mi? Ne haliniz varsa görün giderseniz gidin. Ne oldu? Yemiyor mu şimdi? Yok mu? Doktor mu kalmadı? Bilal olanı yaparsın, siz terlik toptancısının Katar'a büyük elçi yapıyorsunuz. Başka bir tane işte tekstil e, tüccarını bulun. Bir doktor yapın yani. Olmuyor mu? Olmuyor değil mi? Öyle polis yapmaya benzemiyor bunlar. AKP'li Canikli muhalefet kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyeti ve ulus devleti tarihe karışır deli olacağım ya. Allah deli deli de, istiyor olabilirler bence. <laughs> ulus, ulus tarihi ulus, ulus devleti tarihe karışmış. Şimdi şey, bir şey diyemiyorum ya. Vallahi yani yorum yapamıyorum. Yani bir de Mustafa Canikli gibi bir dangalak bir herifin bunu söylemesi mi? Lan ulus devleti mi kaldı yani? Cumhur, cumhur. Yani ulus, Cumhuriyet diyor ya lan. Cumhuriyetle sizin ne işiniz? En sevmediğiniz şey sizin zaten cumhuriyet. Yani imkanınız olsa cumhuriyeti bir al aşağı edip böyle bir işte Türkiye Sultanlığı falan artık bunun rejimin ismini ne koymak istiyorsanız. Yani cumhuriyet mi kaldı? Yok öyle bir şey. Yok. Bakan dönmez. Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili müjde verebiliriz. Bu da bir manyak. Duruyor duruyor. Petrolle ilgili müjde vermeye çalışıyor. Çalışıyor da yani bir veriyor böyle yokça 14 tane çok gizli element bulduk çok acayip bir şey yok işte çok yüksek işte kalibrede petrol bulduk oğlum sen hasta mısın manyak yani niye böyle bir şey yapıyor ben de anlamıyorum yani petrolü bulduysan buldu tamam çıkart ne yani bunun tantanasını yapıyorsun niye o istiyor demek ki çok yakın bir zaman ne olabilir yani petrolle ilgili müjde verebiliriz. Yani şu anda bakıyoruz böyle orada bir siyahlık var ama yerin dibinde tam göremedik o petrol mü acaba falan gibi mi oluyor? Ne oluyor? Adam duruyor duruyor her hafta bir müjde veriyor. Yani Türkiye'de böyle sanırsın anası satayım böyle tüm madenlerin üzerine kurulmuş bir ülke. Ümmetinin lideri Erdoğan Şeye İzmir'e gidiyor. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde 1987 yılında Turgut Özal tarafından yapılan Adnan Menderes Havalimanı'nın kendisinin açtığını söyledi. Bu daha önce de çok söylemişti. Adnan Menderes için de söyledi. Başka yerlerdeki başka şeyler için söyledi. Yok Şırnak'a açtı. Işte doğalgazı biz getirdik de mi dedi. Halbuki Doğal doğalgaz yok. Yani doğalgaz diye bir şey yok yani. Öyle bir şebeke yok gibi yani bunları sürekli söylüyor. İşte karşıdaki kitle tabii ona yo öyle bir şey değil diyemeyeceği için bunu da bildiği için karşı çıkacak kimse yok ki yani adamlar alkışlayacak zaten ne dersen de. Sizin ananızı avradığınızı şey yapayım dese onlar alkışlı o çok güzel sövdü ya falan gibi. Böyle bir kitle var. ben evet. ee, de, bu şeydir işte yani Adnan Menderes Havalimanı yenilendi. 2000'lerde ben orada işte turizm sektöründe falan çalışıyordum. Bodrum, Adnan Menderes, Kuşadası falan. Biraz köhneydi. 2005 gibi falan galiba yenilediler. Bu onu, onu mu söylüyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Sanki kendisi o havalimanını kendisi yapmış gibi. Menderes Havalimanı'nı kim yaptı? Bay Bay Kemal e, sen neredeydin ya? Biz yaptık biz. E, yani cebinden mi yaptın? Yapacaksın tabii işin o yani oraya gelirsin. Yapacaksın zaten. Bay Bay Kemal niye yapsın onu? Yani insanlar seni seçmiş. Sen gel de boş durma şu havalimanını düzelt, şu yolları düzelt, şuraya yol yap filan diye. Zaten bunları yapmak zorundasın. Bir de sanki yapmak zorunda değilmişsin gibi bir de bunları böyle, böyle övünerek anlatıyor. Biz yaptık filan yapacaksın tabii. Eşek gibi yapacaksın. Hani bir de kendisinin yapmadığı bir şey yapmış gibi anlatıyor. O da daha da tuhaf. Evet Gestapo şefi. Bu adam İçişleri Bakanı değil de Dışişleri Bakanı olsun. Bir sonraki şeyde kabinede eğer seçilirse. ABD Başkanı Biden'a seslendi. Ya bunu kimse iplemiyor. Bun, bak, bunun bu kadar Amerika'yı diline dolamasının sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü Amerika'sı da benim bu adamı kimse iplemez yani. Kimse dönüp aha İçişleri Bakanı böyle bir şey demiş demez yani. Bak o kadar Türkiye'nin acizliğine bakar mısın? Yani Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir kurum olması gerekiyor. onun başındaki adamın söylediği bir şey karşı taraf tınlatmıyor bile. Amerika bilmem ne. Böyle hani sen ciddi alınır bir ülke olsan zaten diplomatik sorun çıkar. Değil diplomatik sorun. Buna cevap bile vermiyorlar. Biden'a seslenmiş. Biden da cevap vermiş durada. Sadece Bay Bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz. Seni de mağlup edeceğiz demiş. Niye? Biden'da mı şey Millet ittifakından seçime giriyor? Dallama. Evet sarayın fış fışı ne demiş? Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir demiş. Senin milliyetçiliğin samimi öyle mi? Yani onun değil, senin milliyetçiliğin mi samimi? <laughs> Hayvan ya. Ya bir öl ya artık. Vallahi öl ya. Ve gözlerimiz yoruldu lan o senin moruk suratını görmekten. İktidara yakın duruşuyla bilinen gazetecilerden Hande Fırat'ın yakın duruşuyla bilinen yakın duruş durmuyor yakın. Yakın zaten. Onlardan bilinen gazetecilerden Hande Fırat'ın Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon TL hibe desteği alacağı ortaya çıkmıştı. Lan bir <laughs> kadın yani gazeteci bir kadının güya gazeteci 3,5 milyon hibeyle Tarım Bakanlığı'na ne işi olabilir ya? Ne yani ne yapacaksın? Tarım Bakanlığı'ndan alacağı 3,5 milyonun nasıl bir ihtiyacın var? Tarım Bakanlığı gazetecilere hibe vermekle yetkili bir kurum mu? Fırat'tan açıklama geldi. Kadın da açıklama yapmışım yani her zaman olduğu gibi. Bill Gates bile tarım işine girdi. Hmm, ha Bill Gates ha ben. Yani o tarım işine girdi. Ben, ben giremez miyim ya? Bill Gates bile tarım işine girdi diyor. Manyağa bak. Kimse üzerimden iktidara vurmaya kalkmasın. İktidarı da savunmadan geçmiyor yani. İktidarı da korumaya devam ediyor. Kimse benim üzerimden iktidara şey yapmasın. <laughs> Oğlum 3,5 milyon almışsın kızım. 3,5 milyon almışsın hibe. Bu hibeyi niye alıyorsun? Ne yapıyorsun bu hibeyi? Kimse bana iktidar üzerinden düştü işte bilmem ne. Yok. Açıklama yok. Bill Gates bile. Sen Bill Gates misin lan? lan Bill Gates'in köpeğini satsalar senden daha fazla eder. Eski DGM savcısı Nuhmet'e yüksel hayatını kaybetti. Ne olur olur. Ne olur böyle şeyler. Darısı diğer işkencecilerin başına. Ali Koç. Şu seçimler bir bitsin. Ya bu valla Fenerbahçeli arkadaşlar kusura bakmayın da şu Ali Koç'u hiç sevmiyorum ya. Ya çok tatava yapıyor ya. Çok yani şu seçimler bir bitsin. Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere. Ya şu Allah Türkiye'de var ya böyle ne zaman birisi çıkıp şu seçimlerde işte ben bir konuşursam ben şunu söylersem bir gün bunları anlatacağım. Lan anlatacaksan anlat, anlatmayacaksan anlatma. Anlatmayacaksan niye anlatacağım? Bir bilinse, siz benim bildiklerimi bilseniz. E, ne söyleyeceksen söyle. Seçimlerin bitmesini niye bekliyorsun? Seçimler bittikten sonra ne olacak yani? Kendini mi güveninceye alacaksın? Ne? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu eğer bu seçimde Allah muhafaza Allah muhafaza memleket CHP zihniyetine teslim edilirse belki memleket 100 yıl geriye gidecek demiş. 100 yıl geriye giderse iyi ya fena değil aslında yani şu anda zaten sizin ortağı olduğunuz Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de de 300 yıl geride. Yani CHP'nin gelmesiyle 100 yıl kadar geriye tekrar geri gelmiş olacak. Bence iyi bir sonuç. Dediğim gibi yani şu anda CHP Millet İttifakı başa gelirse ilk önce sizin psiklerinizi temizlemek için uğraşacak o. Tabii bir zaman alacak yani. O boşalan kasanın doldurulması, o arkaik, o primitif ee işte eş dost ahbap ilişkisinden o bürokrasinin sıyrılması falan bayağı bir zaman alacak. Yani bir 200 yılı falan öyle bir birkaç senede ge geçerlerse eğer. Yani 100 yıl geriye gitmesi de çok kötü bir şey değil yani. yani şu andan daha iyi en azından yani. Şu an biz 300 yıl gerideyiz en azından. 100 yıl geriye gelmiş olacağız. Bunu <laughs> bir de Hüküdeparlı söylüyor. Ulan ne yapacaksın? Sanki sen geleceksin de böyle aya Ay uçurtma uçuracak diyor Danışman Yasin Aktay, muhalefetin Erdoğan'dan kurtulma vaadini kin ve nefret, vaadi kin ve nefret tutuşudur diyor. Ha, sizin o kadar ağzınızdan, o gözlerinizden kustuğunuz her gün bunlar lgbtçi bunlar bilmem neci, bunlar kandil, bunlar, bunlar Alevi mi? Biz, bize ne senin Aleviliğinden? Et, size ne de siz soruyorsunuz Alevi misin bilmem ne açıkla diyen sizdiniz. Bunları yapanlar kin ve nefret suçu olmuyor. Bak her gün yapıyorlar bunu. Bildiğin bak Bekir Bozdağ denen eşek o Boz eşek değil mi iki gün önce yani. Ne dedi adam işte bunlar temiz alnını seçimlerden sonra işte secdeye varıp şükredeceklerle seçimlerden sonra kazanırlarsa şampanya patlatacakların karşılaşmasıdır filan gibi. Yani bizden olmayan herkes dinsiz imansız şampanya patlatan adamlar ya. Böyle. Yani şampanya patlatan tam ona göre şey inanamaz inançlı bir insan olamaz filan yani. Bunlar olabilir. Çünkü bunlar için şekilcilik önemli. Göstermelik. Vadi kin ve nefret suçuymuş. Erdoğan'dan kurtulma vaadi niye bir kin ve nefret suçu olsun? Kurtulmak istiyoruz. Hatta her türlü yani kurtulmak istiyoruz. Sen de dahilsin buna. Ha, nefret de ediyoruz bak. O konuda yani. Ciddi bir nefret ediyoruz yani. Nefret de değil. Ya, bir, bir tiksinti, bir bulantı böyle. İzmir Buca Müftülüğü'nde görevli İmam Yusuf Kılıç'ın sesini duyun. AKP Buca İlçe Başkanlığı'ndan arayıp Erdoğan'ın bugünkü İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki iki gün önceki işte demin haberini yaptım. Mitingi için cemaat toplamamı istediler. Uygun olmayacağını söyleyerek hayır dedim. Telefonu yüzüme kapattılar. Tehdit edildim. Çok ciddi bir şekilde üzerim, üzerimde sıkıntı var. Lütfen bana dokunmayın. Lütfen benden uzak bir şekilde işinizi yapın. Bırakın ben de işimi yapayım dedim. Demiş. Öyle tabii. Bunların imamı olmak onların istediği şeyleri yapana kadar. Yoksa sen imam falan değilsin yani. Hatta seni dinsizlikle falan da suçlayabilirler yakında. Çünkü onların istediği gibi yapman lazım. Bu işte aradaki fark bu. Yani sen bir imamsın, müezzinsin. Onların istediği gibi olman lazım. Mitinge adam çağırman lazım. Çağırmıyor musun? Sen o zaman yani dinden bile çıkarsın. Yani bunların böyle bir yetkisi, şu anda o yetkiyi almak istiyorlar. Eğer bundan sonra seçilirlerse Hilafeti de üzerine alacak ya, ümmetinin lideri. Ondan sonra aforoz yetkisine de sahip olacak. Tabii papa gibi. Aforoz edebilecek hemen. Seni bundan sonra bu imamı sadece işten atmakla kalmıyorum. Dinden de çıkartıyorum. Git kendine yeni din bul lan. Falan diyecek. O işte imamın başına gelenler gezi gezi olaylarında işte yo öyle bir şey olmadı. Camimizde içki içilmedi falan. <laughs> yo olur mu ya içki içildi diyeceksin. <laughs> falan dediler adamın başına gelmeyen kalmadı. Evet bugünkü sesli gazetenin sonuna da gelmişiz arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canlarım benim. Yarınki sesli gazeteyi de çektim. Yarın görüşmek üzere. Hadi selametle.